için geliyoruz. İleride bir işte çalışmak için. Hani sertifikamız olursa daha rahat çalışırız. Bilgisayarın nasıl çalıştığını, birçok şeyi öğreniyoruz. Bilgisayarla ilgili bilmediğimiz birçok şey olduğunu öğrendim. Onların hepsini öğrendik. İleride bir işte çalışmak için bunların hepsi gerekecek. Muş'un Saray Mahallesi'nde yaşayan Salih Filiz Çelik çiftinin 5. çocuğu Hamza henüz teşhisi konulamayan bir hastalıktan dolayı eriyor. Belden aşağısıyla elleri eriyen 4 yaşındaki Hamza'nın derisinin sarktığını söyleyen anne Filiz Çelik, Hamza'yı Hacettepe Tıp Fakültesi'ne ve birçok hastaneye götürdük. Teşhis konulmadı. Hamza yürürken çok acı çekiyor. Gözümüzün önünde günden güne eriyor dedi. Benim torunumdur. Hastalığın ne olduğunu biz de bilemiyoruz. Gün ve her gün eriyor. Günden güne zayıflanıyor, eriyor. Eti eriyor. Biz de böyle şaşırmış kalmışız. İnşallah. Kütahya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan minibüs yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı minibüs kullanılamaz hale geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın kontrollerine geçen Şile'nin bazı köylerinde gönüllü itfaiye erleri yetiştirildi. Şile'nin Teke köyünde oturan gönüllü itfaiyeciler için bir de tatbikat yapıldı. Ayağım! Yardım edin ayağım! Ayağım acıyor! İstanbul Polisi uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptığı ile sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda uyuşturucu baronu olarak bilinen Sakıp G'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şahısları takibe aldı. Polis yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 1 Mart 2013 tarihinde Büyükçekmece ve Kırklareli'nde örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen Sakıp G ile Neşet Ö ve Hacı Ahmet Ö gözaltına alındı. Emniyetten alınan bilgilere göre şüphelilerin karayoluyla Tekirdağ üzerinden Balkanlara uyuşturucuyu sevk etmeye çalıştığı sırada yakalandığı öğrenildi. Şahıslara ait araç ve evlerde yapılan aramalarda 109 paket halinde eroin maddesiyle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8.800 euro ve 3.000 lira para ele geçirildi. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen Sakıp G'nin uyuşturucu baronu olarak bilindiği ve 2003 yılında İngiltere'de 400 kilogram eroin maddesiyle yakalandığı belirtildi. Sakıp G'nin İngiltere'de 5 yıl tutuklu kaldığı öğrenildi. 2008 yılında İngiltere'de şartlı tahliyeyle salıverilen Sakıp G'nin 2008 yılında Türkiye'ye geldiği bildirildi. İddialara göre Türkiye'ye geldikten sonra da eroin ticaretine devam eden Sakıp G, 1 Mart 2013 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakıp G, Neşet Ö ve Hacı Ahmet Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alarak yandı. Neden çıktığı bilinmeyen ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tırın ön bölümü kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa'da seyir halindeki tırda çıkan yangın çevreye korku dolu dakikalar yaşattı. Olay sabah saatlerinde Mardin-Gaziantep karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne gelen Bahattin Dayar yönetimindeki tırın ön bölümünde aniden dumanlar yükselmeye başladı. Tırdan dumanların yükseldiğini gören sürücü tırı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ön bölümünün kullanılamaz hale gelen tırın sürücüsü Bahattin Duyar, yaşananlar sonrası şaşkınlığını üzerinden atamamış göründü. Ben seyir halindeydim. Dördana kadar bir de alevlendi. Nereden geliyorsun peki? Cizre'den geliyoruz. Nereye gidiyorsun? Mersin'e gidecektim. Yük var mı içinde? Yük poşta geri dönüşlü konteyner. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin araştırmasını sürdürüyor.
TEM Otoyolu Gazi Viyadüğü mevkiinde bugün 8 araç birbirine girdi. Ortalık karıştı. Zincirleme kaza sonucu araçların içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. TEM'de 8 araç birbirine girdi. Ortalık savaş alanına döndü. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada bir aracın lastiği patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol ortasında durdu. Arkadan gelen araçlar duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. İkiler durdu, ben duramadım netice olarak. Siz duramadınız? Evet, bu tarafa kaçtım, duramadım. Hızlı mıydı araç? Hayır değildi ama çok ani durdu kaza olduğu için araçlar. Kaza nedeniyle 3 kişi yaralanırken Edirne istikameti de bir süre trafiğe kapatıldı. TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle de TEM otoyolu yeniden trafiğe açıldı. Kütahya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan minibüs yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İçinde kimsenin bulunmadığı minibüs kullanılamaz hale geldi. Kütahya'da bir minibüsün 50 metre yüksekten uçuruma düştüğü haberi panik yarattı. Kaza dün akşam saatlerinde Sultanbağ Mahallesi'ndeki Hisar Kalesi mevkiinde meydana geldi. Rafet Ödünç'e ait minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İçinde bir kişinin olduğu ihbarını alan polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yanan minibüsün yuvarlandığı alana araç girmediği için itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten hortum indirerek müdahale eden itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı kısa sürede söndürdü. Burdaya dönen araçta yapılan incelemede içerisinde kimsenin olmadığı anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Burdaya dönen minibüs kurtarıcı yardımıyla yuvarlandığı yerden çıkarıldı. Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisiyle tır çarpıştı. Kazada 5'i öğrenci, 7 kişi yaralandı. Adıyaman'da bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Mehmet Bağcı yönetimindeki tır Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı'nda Seyfettin Bayır İdaresi'ndeki öğrenci servisine çarptı. Kazada sürücüler Mehmet Bağcı ve Seyfettin Bayır'la birlikte öğrencilerden Özgür Baran Özçayır, İsmail Karatut, Hakan Akbal, Ömer Gürsoy ve Camer Ozan Arslan yaralandı. 112 acil ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası Adıyaman Kahta Karayolu trafiğe kapandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde erkek arkadaşı 60 yaşındaki VG ile tartışan 29 yaşındaki Eda G intihar girişiminde bulundu. Üzerine çıktığı kayadan 30 metre aşağıdaki dere yatağına atlamaya kalkışan Eda G polis ve sağlık ekibinin çabasıyla indirildi. Fethiye'de erkek arkadaşıyla aralarında sorun bulunan Eda G iddiaya göre alkol aldıktan sonra Fethiye Ölüdeniz yolu Oluklu mevkiine geldi. Burada dere yatağının hemen kıyısındaki yaklaşık 30 metre yüksekliğinde kayanın üzerine çıkan Eda G, yol kenarında mola verenlere intihar edeceğim, bana Vedat'ı bulun diye bağırmaya başladı. Ne olduğunu anlam veremeyen çevredekiler önce Eda G'yi durdurmaya çalıştı. İkna edemeyince polise haber verdi. Otur orada bak. Eda G olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Ardından eğimli arazide uçuruma doğru kaydı. Yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra tekrar bir kayanın üzerine çıkan Eda G intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri 20 dakika boyunca Eda G'yi ikna etmeye çalıştı. Eda, Eda, bana bak bana, Eda.
Polisin çabaları yetersiz kalınca 112 acil servis ekipleri sağlık kontrolü yapmak bahanesiyle Eda G'ye yaklaştı. Sağlık ekibinin sakinleştirdiği kadın polisin de müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Eda G tedavi altına alındı. Daha önce defalarca intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Eda G'nin erkek arkadaşı VG ile sorun yaşadığı, bu yüzden intihara kalkıştığı kaydedildi. Polis ifadesine başvurmak için VG'ye ulaşmaya çalışıyor. Kırıkkale'de 3 yaşında bir çocuğun oyun oynadığı sırada başına televizyon düştü. Minik Caner hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailesi ise sinir krizi geçirdi. Caner henüz 3 yaşındaydı. Annesinin mutfakta bulunduğu sırada oturma odasında tek başına oyun oynuyordu. Kablosuna asıldığı 72 ekran televizyon başının üzerine devrildi. Ağır yaralanan minik Caner vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırıldı ama olmadı. Talihsiz çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. İstanbul'da pazar alışverişi yaptıktan sonra içinde iki çocuğun bulunduğu puseti motosiklete bağlayan baba bu şekilde trafiğe çıktı. Römork gibi motosikletin arkasında bağlanan pusetteki çocuklar tehlikenin farkında değildi. Durumu gören vatandaşlarsa şahsın sorumsuzluğu karşısında şaşkına döndü. Bu görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olay babanın sorumsuzluğunu gözler önüne serdi. Kayda alınan görüntülerde içinde iki çocuğun bulunduğu pusetin motosikletin arkasına bağlandığı görülüyor. Pazar poşetlerini de motosikletin çeşitli yerlerine asan şahıs bu şekilde trafikte ilerlemeye çalışıyor. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarını aldırmayan şahıs trafikte seyrederken çocuklar da tehlikeden habersiz pusette birbirleriyle oynuyor. Elazığ'da 3 aydır maaş alamayan temizlik işçisi yolda bulduğu parayı polise teslim etti. Elazığ Belediyesi'nin taşeron firmasında 17 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan ve 3 aydır da maaş alamayan 4 çocuk babası Doğan Güneş çöp toplarken bir cüzdan buldu. Cüzdan içinde hiçbir kimlik bilgisi olmadığını ve 250 lira para bulunduğunu belirten Güneş, cüzdanı diğer arkadaşlarına haber vermeden akşam eve götürdü. Eve geldikten sonra çok düşündüğünü söyleyen temizlik görevlisi Doğan Güneş, cüzdanı emniyete teslim etme kararı aldı. Ben o para yani geçene şimdi ben yani yedim, yerdim ama ben yemedim. Ben kendime yani yediremedim. Şimdi ben o zaten ben belediye 3 aydır ben maaş alamıyorum. Ben o parayı yesene yedim ama ben yemedim. Ben o parayı aldım olsa diyeyim Allah alım olsa veren olsa yani sahibi alabildim yani sahibi çıkardı yani sahibi yani. Asgari ücretle belediyede çalıştığını dile getiren Güneş, yaşadığı ailesel sıkıntıları da dile getirdi. Bak ben 7-8 nöbüsüm. Benim çocuğum rahatsızdır. Vallahi Ankara götüreyim, Ankara yani götemiyorum.